From, yani nerelisin demek. Allah'ım sen benim geçilerime mukayyet ol. Daha neler göreceğiz bakalım. Efendim buyurun çaylarınız. Teşekkür ederim. Müstesna o ne demek? Ne demek aslanım? Buyurun çaylarınız. O ne demek diyorum canım? This is a tea diyeceksin. Aa, değil mi? Ha? Ne diyeceğim? Ay, this is a tea diyeceksin. Bundan sonra böyle Asus'un yanında herkes İngilizce konuşacak ki çocuğun kulak dolgunluğu olsun, değil mi? Ay Aslı Hanım, ben İngilizceden ne anlarım ki? Anlayacaksın müstesna. Yoksa biliyorsun hiç acımam, rencide ederim. Gerekirse Kemal Bey'den ders alırsın. Merak etme, ben Ekremciğimle konuşurum. Ders ücretini maaşından kesiverir. ama Aslı Hanım. Ay aması falan yok canım. Ya da istersen senin yerine İngilizce bilen bir hizmetçi alırız. Tercihi sen yap. Anlaşıldı Aslı. Tamamdır. Artık elimden geleni yapmaya çalışırım. Öğretmen Bey affedersiniz. İngilizce'de Allah'ım sen benim gerçilerime mukayyet ol nasıl denir? Müstesna. Tamam Aslı Hanım, gittim ben. Gittim ben değil. I am the go diyeceksin. The go. Tıkı tık. Çık dışarı, çık. Hay Allah'ım ya, delirtecek beni. Keşke zamanında bu köylünün yerine bir İngiliz köylüsü alsaydık. Ama neyse. Kemal Bey siz devam edin, buyurun. Ne oldu? Öyle şaşkın bakıyorsunuz. Hanımefendi kusura bakmayın ama hayatımda ilk kez anne karnındaki bir bebeğe İngilizce öğretiyorum. Öyle mi? Öğretemiyorum deseniz belki daha doğru olacaktı. Bir de gazeteye ilan vermişsiniz. Garantili İngilizce öğretilir diye. Nerede? 2 saattir konuşuyorsunuz. Çocuk daha yeste bile öğrenemedi be. Terbiyesiz. Nasıl yani? Suç bende demek öyle mi? Ay yok canım. Sorun sizde olur mu? Sorun el kadar bebede değil mi? Metot yanlış. Çocuk ne yapsın? Öğrenemiyor. Yok. Kusura bakmayın aslanım ama bu şartlar altında ben derse devam edemeyeceğim. Lütfen siz de benim ücretimi verin de ben de gideyim. Ders ücreti. Suyundan da koyayım mı canım yanına? Ay bir de utanmadan ders ücreti. Hiçbir şey öğretmedin ki, ne ders ücreti istiyorsun sen? Pardon canım, yanımda nakit yok. İstersen terlik ya da yastık olarak vereyim sana bunun ücretini, olur mu ha? Bir de hala utanmadan para istiyor. Ben de terbiyesiz. Hayır Aslı Hanım, ne oldu? Yaptıracağım sana bu adam. Rencide ettim seni yerine. Terbiyesiz adam! Terbiyesiz! Hala para istiyor benden. Çek dışarı sen de. Dugo. Tamam canım, tamam. Çaylar bize kaldı. Müstesna, kurabiye var mı? Nazlıcığım, hadi alsan benim simitimi de ye. Olmaz, ben simitimi bitirirdim. Olur, ben zaten çok aç değilim. Hadi al ye. Selim, bir tane daha simit alsak mı acaba? Olmaz, parayı idareyle harcamamız lazım. Yoksa başka gün aç kalırız. Merhaba kızlar. Selena, ne oldu? Honos bir karar verdin mi? Yoksa bize veda etmeye mi geldin? Yok kızlar, henüz bir gelişme olmadı. Siz niye buradasınız? Neden yemekhanede değilsiniz? Yoksa bugün değişiklik yapıp simit mi yemeye karar verdiniz? Ya sorma. Simit yediğimiz doğru da değişiklik olsun diye değil, mecburen. Niye mecburen? Asya yenge Ekrem amcanın verdiği yemek paralarını elimizden aldı. Sadece simit alacak kadar para verdi. İyi de Asya yengez niye böyle bir şey yaptı ki? Selena, Asya yengemden bahsediyoruz. Orası doğru. Yani benim sorduğum da biraz saçma oldu. Yani Aslı yengenizin kötülük yapmasına değil, yapmamasına şaşırmamız lazım. Selena, simit yer misin? Yok canım, ben tokum. Sana afiyet olsun. Ama bence onunla karnını doyurma. Niye? Çünkü o zaman Selena'nın sihirli sepetinden yemek yiyemezsin. Sihirli sepet mi? O ne? İşte bu. Selena, bu sepet ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Yengelerinin parasına el koyduğu kızların karnını doyurmasına yarıyor. Yani bunun içinde yiyecek mi var? Evet. Gözünüzü kapatıp istediğiniz yiyeceğin adını söylüyorsunuz ve hemen sepetin içinde oluveriyor. Denemek ister misin? Yani ne dilersek o mu çıkıyor içinden? Evet, hadi dene. Ben salamlı sandviç istiyorum.
E Leyla'cığım, hadi sen de dene. Ben de kaşarlı bir pide istiyorum. Ay yok artık Leyla, yani daha makul bir şey istemiyorsun çünkü. Ne arası sepetin içinde kaşarlı pide? Aa Selin'cim, bir baksın. Belki de içindedir. E iyiymiş o zaman. Ben de pizza istiyorum. Aa, bir de bana yok artık diyene bak. Selena, sen de bir şeyler yesene. Yok canım, ben tokum. Size afiyet olsun. Aa Selena, çekinme lütfen. Yani kendi sihirli sepetimmiş gibi yiyebilirsin. Aa.